Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanını kapadım. İzleyenlerimin adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Buket Hanım biz sana nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buketle Kahve Follow Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Aşağıda bir telefon linki bırakmaktayım. 0533 031 0132. Telefon numarası üzerinden yazarak ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar bana. Ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarım için gönüllerinden geçirdiği tüm güzellikler gerçekleşsin inşallah diyorum. Ve bu niyetle kapatıyorum. Dışarıdan beklediğiniz haberlerinizi gördüğümü de iletip inşallah güzel şeyler çıksın diyorum. Bakalım fincanımızın mesajı neymiş. Şimdi sizlere de gösteriyor olacağım. Öncelikle ben e, aramıza yeni katılan bir sürü arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İlk kez izleyecek olan arkadaşlarım için ben bir fincanın geçmişinde ne varsa onu da yorumlayan bir yorumcuyum. E, bizim yaşadığımız geçmişimizde kalan şeylerin bugün biz yaptığını düşünüyorum. Bizi bugün biz yapan şeyin geçmiş tecrübelerimizin olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bazı arkadaşlarımız yorumla bazıları yorumlama diyor saygı duyuyorum. Özetle de olsa geçmişte gördüklerimi ben ifade eden bir yorumcu olduğumu da bildirmek isterim. Fincanızın tam ortasındaki koca bir göz var. Yani çok bariz. Bu göz sizin yıldızınızın düşük olduğu anlamına gelebilir. Yaptığınız hamlelerin lafa göze söze geldiği anlamına gelebilir. Daha da ötesi en korktuğum kısmı aslında siz bunu zaten hissedeceksiniz bu göz kısmı özellikle Haziran'ı tekabül ediyor. Yani yapacak olduğunuz şeylerde nazar kalacak. Bu anlamda sizi uyarıyor fincanınız. Nazar hissettiğiniz, ağırlık hissettiğiniz, böyle bir şeylerin aksi gittiğini hissettiğiniz ve nazardan kaynaklandığını düşündüğünüz anlarda şifacıdır. Felaknas ve İnşirah sureleri buradan da bildirmek isterim. Şimdi geçmişinizde bir sarmal içerisindesiniz sanki sonsuzluk işareti gibi, sanki ş harfi gibi, 8 rakamı diyebilirsiniz. Bunu herkes farklı görecektir eminim. Yani sizin karşılıklı konuştuğunuzu, bir kişiyle alakalı arkanızı döndüğünüzü, kendinize bir araba yani bir yeni hayat, yenilenme planı içerisinde olduğunuzu görüyorum. Bir kişi yükünün üstüne çıkmış, siz geleceğe bakarken bu kişi de sanki geçmişe dönüyor. Bir ayrılık yaşanmış. Sonsuzluk dediğiniz bir ilişkinin bitimi ya da ayın 8'inde 8 ay önce 8 hafta önce diyebileceğiniz bir süreç bu. Kolektif olduğu için genel yorumlayacağım. Herkes kendi hayatına göre uyanın kısmını alsın diyorum arkadaşlar. Ben burada sevgili ayrılması derim de bu bir evlatlıktan reddeden anne babadır vesairedir. Ya da ortaklıktan ayrılan bir Birileridir. O yüzden sanki siz ortaklıktan ayrıldıysanız bunu tabii ki de bu şekilde değerlendirin demek istedim. Şimdi çevrenizdeki insanların size akıl verdiğini görüyorum. Özellikle aslında siz geleceğe bakarken karşı taraf pek istemiyor gibi sizinle yolunuza ayrılmanızı. Böyle bir süreç içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani ki maalesef siz e, karşı taraf istemese de aslında sizin adınıza hayırlı olan şey bakın iki kişi konuşurken sonrasında dahil olan insanlar var. Yani siz akıl da almışsınız aslında. Yani tek başınıza adım atmaktan ziyade benim vicdanım ve aklım rahat olsun. Ben bu iş için yapabileceğim her şeyi yapmış olayım. Sonrasında ah keşke bir de şu olsaydı dememek için. Sizler de bana bir akıl verin ey büyüklerim demişsiniz gibi arkadaşlar. Ve süreç başlatılmış. Bir adli makam, bir resmi belge. Ben burada gördüğüm zaman bu belgeyi ehliyet sınavıdır tayindir, terfidir, mahkemedir. Bu mahkeme ortaklık için açılmıştır. Evlat velayetidir, eş ayrılığıdır, ortak ayrılığıdır, mirastır, amcanız açmışsınızdır, teyzeniz açmışsınızdır. Onu bilemem. Fakat gördüğüm şey bu ki Karşılıklı konuşmalar sonrasında sizin artık resmi süreci başlatmanız ama bunun artık çok uzamayacak oluşu. Yani yakın geçmiş ve çok yakın artık bitti bitecek haberi geldi gelecek kadar diyebileceğim zamanlaması kalmış. Yakın bir zamanda da sonuç alıyorsunuz. Şimdi sizin önünüzde dağ gibi gördüğünüz ben bu işin üstesinden gelemem mi acaba diye kendinizi sorgulamanızı sanacak. Yani şöyle görüyorum burada ben sizi. Bir haber bekleniyor. Evet bu haber bu ay sonu alınıyor. Evet siz zaten yeteri kadar çaba vermişsiniz. Bu haber sonrasında ben nasıl hareket edeceğim diyorsunuz. sıra sizi seven insanlar var. Özellikle erkeklerden amcadır abidir bilemedim. Eştir belki. Bu kişiler size ciddi anlamda yardım ediyor. Kafa olarak size destekleyen akıllar veriyor gibi çıkmışlar. Kendinizi ispatladığınız bir dönem olacak sizin için. Emek verecek misiniz? Evet ama sonuç olarak karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Ve bu yapamıyorum yapamaz mıyım dediğiniz şeyin üstesinden geldiğinizi görüyorum. Güzel bir başlangıç. Şimdi karşınızda sizinle fikir çatışmasına girecek bir sürü insan var. Ben bunu sizi sürekli böyle ikili ikili konuşurken görüyorum. İşte siz tam olarak şöyle bir süreçte olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Bunu çok net yansıtmış. Hani şu gözünüz var. Haziranda gerçekleşiyor bu gözledim ya. Sizin Mayıs ayınızı Hani bu, bugün ayın hani 20'sinden sonra Nisan 20 diyelim biz bugün şu an tabii ki de 20'yi geçtik de e, atıyorum yani Nisan 15'inden sonra diyelim buna biz. Nisan 15'inden sonra bir başlamışsınız bu sürece. Bu Nisan böyle bitecek. Sonra Mayıs ayında artık haber o aldı ve sonuç aldım dediğiniz bir durum var. Elle tutulur bir e, gerekçeniz var artık. Sonrasında kişiler giriyor devreye. Bu kişiler sizin fikir çatışmanızı sağlıyorlar. Yani herkesin fikir çatışmasını şöyle size şu süreçte işte Nisan'ın birinden sonraki süreçte size desteklememişler, size yardım etmemişler, size akıl vermemişler. Bu olayın içine dahil olmamışlar. Fakat hani Nisan'ın sonunda bir sonuç alacaksınız ya. İşte o olaydan sonra sülaleniz, arkadaş çevreniz, bütün çevreniz Size bir konuda diretiyorlar. Yani siz de diyorsunuz ki, arkadaşım ben bu sonucu aldıktan sonra bana bu fikri veriyor olmanızın bir anlamı yok. Ne diye kalkındınız hepiniz üstüme geliyorsunuz. Niye bugüne kadar ki yok olan sürecimde yoktunuz da var olan sürecime geçtiğinizde fikir beyan ediyorsunuz gibi. Sizin böyle bir isyanınızın olduğunu görüyorum. Anlatabildim değil mi? Tarihleri yuvarladım. Doğru tarihler ver veriyor değilim burada. Ta yani e maksat burada asıl amaç şuydu belirli bir süreçtir uğraştığımız bu ayın sonunda alacak olduğunuz haber sonrasında karşılaşacağınız tepkilere şaşarak kalıyorsunuz siz. Yani sizin derdiniz ne ya? Der gibi bir isyan noktasına gelmişsiniz. Onu görüyorum burada. Bu süreç sizin için yeni bir süreç. Özellikle Mayıs atlattıktan sonra, Haziran'dan sonra işte gelsin benim dilediğim isteklerim der gibisiniz. 3 tane, 3 koldan, 3 savaş, 3 alan bu neyse. İsteğiniz var, yol bağlantılılar, dengede tutuyorsunuz, ikilemde kalıyorsunuz, kimisinde kaygılısınız, güvendiğiniz insanlara danışıyorsunuz. Arkadaşlar 3 koldan bir savaşı idare etmeniz gerekecek. Haziran ayında özellikle bunu işte siz bu kadar dirilip bu kadar ayakları üzerine basan hani bu kadar güçlü oluşunuz sizi şuradaki göz var ya Haziran'a yakın demiştim ilk açar açmaz. İşte orada insanlar diyecekler ki pes etmedi maşallah bak sen ne kadar da dirayetli bizi dinlemedi dediğini yapıyor ama başarılı da oluyor galiba diye diye kişilerin konuşması size nazar etkisi sağlayacak. Siz siz olun özellikle böylesi bir etki hissettiğinizde felak nas inşirah surelerini tavsiye ediyorum demiştim en başta da şimdi tekrar ediyorum. İçinize atmayın. Bu süreçte bir kere net olun arkadaşlar. Şimdi size ee, yapacağım diyenler yapmamış. Vereceğim diyenler vermemiş. Kalkıp burada hesap soruyorlar gibi davranıyorlar. Siz de bildiğinizden şaşmıyorsunuz. Doğru adımlarla ilerliyorsunuz. Bu süreçte yalan dolan gibi hakkınızı yiyecek gibi olduğunu düşündüğünüz kişilerle iletişimi tamamen kestiğinizi görüyorum. Bu sizin adınıza daha iyi olacak diyor aslında fal. Yani hmm, hayat herkes bir kez geliyor arkadaşlar. Yani e, kişiler herkes ben 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 diyorken siz o insanların ben demesine engel de olamıyorsanız siz bari kendi hakkınızdan vermeyin, feragat etmeyin, ihlal etmeyin kendi hakkınızı. Dolayısıyla bildiğin yoldan devam et diyor. Savaşçısın sen başaracaksın diyor. Hak ve hukuk yanlısı bir karakter olduğunuzu net görüyorum. Verilen emeklerin karşılığı alınacak zamanında iyilik yapmış denize atmış gibisiniz İşte onlara güven diyor yani e senin verdiğin emeğin karşılığını zamanındaki yaptığın iyilikler zaten karşılayacak diyor bu fal size haziran sonranızı daha kısmetli görüyorum 3 dileğinize 3 koldan savaştığınızı görüyorum sizin yanınızda olan insanların az önce bahsettiğim ayak oyunlarıyla alakası olmayan netlik kazandırdığınız kişilerle yolunuza devam ediyorsunuz ufku geniş Deniz aşırı, yol aşırı yollar var burada. Yani hava ya da e, ge, yani gemiyle gidersiniz, uçakla gidersiniz bilmiyorum. Bunlardan bir tanesi yol aşırı. Yani böyle bir denizde da e, uçak e, gibi gördüğüm bir yolculuğunuz var. Temiz geçecek, korkmayın. Bir onunla alakalı kaygı hissediyorsunuz gibi hissettim. O yüzden de bunu görmek istedim. Yükünüz ağır mı? Evet. Ama bunu taşıyacaksınız. Önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Bugünden Haziran'ı planlama. Zaman sana Mayıs'ta dökülecek. Sökülüp bu olayların hepsi. Sen zaten Haziran'da ne yapman gerektiğini biliyor olarak hayatına devam edeceksin. Dedi bu falınız bana. Ben de dilimin döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştım Tabii ki de. Şimdi bakalım e, tabağımız bize. Yani Haziran sonrası neler söylüyormuş. Şimdi hep beraber onu da gösteriyor olacağım güzel gözyaşlarınız var üzüldüğünüz için başta sonrasında sevince dönüyor öyle söyleyeyim size bakalım neler söylüyor film canımız bize şimdi e, özellikle nazar kısmı haneyi bayağı etkileyecek öncelikle bu, bu enerjiyi söylemek isterim şöyle aktıkça aktı da şurada dudak dudağı bir çift vardı. Gittikçe şey oldu. Bu karşılıklı bir çift. Burada parayla ilgili konuşuyorsunuz. Ne yapar, nasıl yaparız? Ne yaparız diye. Şurada bir erkek var. Kadının beline sarılmış. Paralarını da almışlar. Şurada bu parayı kurtarır mıyız dediğiniz parayı karşılıklı konuştuktan sonra bir çiftsiniz ve paranız da tepenizde duruyor. Yani diyor ki karı koca mısınız? Sevgili misiniz? İşler ciddiye gidecek. Siz evleneceksiniz. Bir yuva altındasınız. Parasal sıkıntıdan dolayı evlenemeyeceğiz galiba biz dediğiniz ne ise aslında hayır öyle bir şey olmayacak. Bu para sizin rızkınızda tepenizde çıkıyor. Bu demektir ki biz evlenemiyor muyuz? Bu süreçte nasıl düğün dernek yapacağız? Korkmayın su yolunu bulacak. Haziran sonrası evlilik yolumuz açık. Hayatında biri yok diyorsanız da kesinlikle var. Parasal sorun yaşıyoruz diyen eşler için de bu parasal sıkıntı Haziran'dan sonra açık. E, Haziran sonrasında haneniz nazarla. Burada bir şekil yok. Burada bir sadece şey ağırlığı var. Nazar ağırlığı var arkadaşlar. Felak nas inşirah diyor. Yani bu fal bana dönüp dolaşıp aynı şeyi söylettirdi. Dolayısıyla işle ilgili bu yük var ya, bu para sizin paranız. Altında ezildiğini hissettiğiniz bir borç gibi ama kesinlikle çıkış yolları var ve sonrasında zirveye çıkışınız da çok net zaten. Nazar alma sebebiniz uygulayacak olduğunuz kendi kararlarınızdan gelecek bir nazar durumu var. Hem eşle mutluluk, hem işte zirve bu borçta bitmiş. Hmm, bak 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 diyor çevreniz ağırlıklı bir fal esnemiş olabilirsiniz. E, sıkıntı hissedebilirsiniz. Eee selatlas, inşirah mümkünse sirkeli suyla evinizi silin. E, zaten mayıs ayında şurada gördüğüm o kendinize zarar vereceğini düşündüğünüz kötü niyetli Eş dost akraba tayfasını hayatınızdan elediğiniz için özellikle önünüz daha temiz olacak mücadeleci bir kişi olduğunuzda gördüm arkadaşlar diledim güzel söyledim her şey gerçekleşsin dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, falımın sonuna geldim öncelikle kanalımı desteklemek için abone olabilirsiniz zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Bu e, Buket Hanım biz size özel nasıl ulaşacağız diye soruyorsunuz. Buketle de kahve falı instagram hesabından bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Ve de aşağıda bir link bırakıyorum. Bu link telefon linki 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün. Ben videomun sonunda kendi duygularıma yani kendi düşüncelerime yer veriyorum. Sizin sanki şahsınıza fal bakmışım karşılıklı da sohbet ediyormuşuz gibi hissediyorum. Bu duyguyu hissetmek ben kendimi hissetmemi sağlıyor. Buraları dinlediğinizi biliyorum. Gönlünüze sağlık. İyi ki varsınız. Gün geçtikçe büyüyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz aramıza. Desteklediğiniz, izlediğiniz, yorum yaptığınız, beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum her birinize. Süreç bizleri zorluyorken bizim o moda ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. E, ve ben savaş kısmının sonucu ile ilgilenen bir yorumcuyum. Evet kısmetli bir insansınız. Yuvanız temiz, işiniz temiz. Nazar niye? Yani gerçekten bu nazar ağırlığından çok korkarım. Kaldı ki bedduadan da korkan biriyimdir ben. Yani beddua şöyle. Bizim kötü şeyler yaşamamıza vesile olan insanların en az bizim kadar kötü şeyler yaşamasını bekliyoruz ve biz buna şahit olalım istiyoruz ki hani ilahi adalet yerini bulsun bize şahit olalım. Arkadaşlar en güzeli ilahi adaleti teslim etmek. Yani size kötülük yapabilecek kadar kötü niyetli bir insanın yaşayabileceği şey sınırlıdır ve kötülük de sınırlıdır. Yani insan kalbinin neyi ekiyorsa aslında zaten onları yaşayabilir. Ben de ilk gün itibariyle sloganım gibi oldu. Allah herkesin ekmeğini yedirsin. Kalbinden geçirdiklerini net nasip etsin diyorum. Kalbinin ekmeğini yesin derim her zaman. E, bugünlerimizin sınav olduğunu düşünüyorum. Günde de vardı sınavlarımız. Bugün de var. Yarın da olacak insanoğlu. E, hayatı boyunca hep sınavlara maruz kalacak arkadaşlar. Bizler yarınlarımızdan umudumuzu yitirmeden devam etmek zorundayız yolumuzda. Yani bugün bunları yaşayacağımızı bilemiyorduk. Yarın ne yaşayacağımızı bilemiyoruz. Güzel şeyler umalım. Umudumuzu yitirmeyelim. Yarınlar bize güzel şeyler yaşatsın. Kalbimize de güzel tohumlar ekelim ki biz karşılığını güzel alalım. Yani benim hayat felsefem biraz bu. Zaten konuşmalarımda hayat felsefemden ben, beni tanımanızı vesile olması için yapıyorum bunu açıkçası. Süreç zorladı bizleri. insanların evde durmaktan, yaşadıklarından ya da yani kaygılıyız artık. Yarınlarımızdan umudumuzu törpülüyor bugünkü kötü tablolar. İnşallah atlatacağız. Bizler hep umutlu olmak durumundayız. Bu günler gelip geçecek ve biz o özgür olduğumuz günlere geri döneceğiz inşallah. Ben de sizler gibi dua eden biriyim bu konuyla ilgili. Ben bunu yapmaktan yorulmayacağım, sıkılmayacağım. Psikolojik sağlığınıza da dikkat edin arkadaşlar. Sağlığınıza dikkat edin. Bu işin şakası yok. Sağlık, sağlık, sağlık. Sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak dedirtirdi bu dönem bize. Tokat gibi vurdu yüzümüze bu dönemin sağlığın ne kadar önemli şey olduğunu. Ee, yarınlarımızdan umudumuzu yitirmeyeceğiz. Bugün bunu yaşıyorsak yarın geç edebilir. Sürprizlerle dolu bir hayatımız var. Merdivenden çıkması zordur ama inmesi kolaydır. Biz merdiven çıkacağız, emek vereceğiz. İnşallah karşılığında güzelce alacağız umudumuzu yitirmemek lazım derim her zaman. Son olarak da Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. Güzel şeyler ekin kalbinize, tam da karşılığını en kısa zamanda alın inşallah diyorum sizler adına temennim bu yönde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomun da sonuna geldim. Ee, sabah 10 akşam saat 7 iki ayrı fal videosu yayına alınıyor arkadaşlar. Her birine ayrı ayrı baktığım zaten objelerden, fincandan vesaire gibi ayrıştıracak bir sürü detay var. E, bu konuya artık değinmiyorum bile. E, konuların içeriği de farklı oluyor. Fincanın şekli şemali de farklı oluyor. Biraz dikkat bir bakmak yeterli olacak. Bunu dinledim ben diyorsunuz. Muhtemelen aynı videoyu tekrar dinliyorsunuz. O yüzdendir. Bunun dışında söyleyecek başka bir şeyim yok. Başta sağlıkla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz, hoşça kalın.